أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dostlar, bugünkü sohbetimizde İslam'ın en güzel hasletlerinden biri olan kulluğun zirvesi ihsan üzerinde durmaya çalışacağız. Mümini mümin yapan hasletlerden biri de ihsan bilincidir. İhsanın özü kamil bir imana sahip olmak, Cenab-ı Hakk'ı kainatı yoktan var ettiğini, onu yönettiğini, kullarına karşı da engin merhamet sahibi olduğunu asla unutmamaktır. Rehber olarak Kur'an-ı Kerim'i, örnek olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, ölçü olarak da İslam'ın hayat veren ilkeni samimiyetle kabul etmektir. Kur'an-ı Kerim'in kim ihsan üzere Allah'a kulluk ederse Rabbi onu mükafatlandıracaktır.
onlar asla korkmayacak ve üzülmeyeceklerdir ifadesiyle müjdesine mazhar olabilmek için yoğun çaba sarf etmektir. Başka bir ifadeyle ihsan, güzel ahlaka sahip olmak, doğruluk ve dürüstlükten asla ayrılmamak, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek, mesleğini en güzel şekilde icra etmek, işin hakkıyla yerine getirmek, görevine sadakatle sürdürmektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ifadesiyle Allah'ın her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emrettiği bilinciyle işlerimizi sürdürmektir. İhsan bilinciyle yaşayan mümin namazı kendine miraç kılar. Zekatla manevi kirlerden arınır, malını bereketlendirir, kardeşliğini ise pekiştirir. Oruçta bedenini ve ruhunu şifaya kavuşturur, nezaket sahibi olur ve kimseyi incitmez. Kendisini kötülüklerden korur, güvenilirdir. Emanete asla hıyanet etmez. Takva sahibi biri olarak ihsan sahibi olan mümin asla kul ve kamu hakkını yemez, kul ve kamu hakkına tevessül etmez. Yalan ve iftiraya, gıybet ve dedikoduya, efendim, iftiralara, kötü sözlere asla ve kata yer vermez. Hayatını bu ilkeler içerisinde sürdürmeye gayret eder. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Müslüman bu şekilde hareket ederek iyiliğin karşılığını ancak iyiliktir düsturuyla hayatını yaşamaya sürdürür. Hel cezaül ihsan illel ihsan ayeti kerimesinde ifade edildiği üzere iyiliğin karşılığı ancak iyilik olarak ifade edilmiştir. Bununla beraber sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Diğer taraftan ihsan sahibi olmak, halk içinde hak ile beraber hareket etmek, sorumluluk sahibi bir ebeveyn, vefakar bir eş, hayırlı bir evlat, iyi bir komşu olabilmektir. Akrabayı gözetmek, mazluma el uzatmak, yetime kol kanat germektir. İhsan sahibi olmak, huzurun ve kardeşliğin teminatıdır. Herkesin canını, malını ve onurunu dokunulmaz bilmek, şiddete asla meyletmemektir. Ticarette karşılıklı rızayı gözeterek kimseyi aldatmamak ve hile yapmamaktır. Doyumsuz bir hırs ve tamahla insanları mağdur etmemek ve fırsatçılık peşinde de koşmamaktır. Rızkı helalinden kazanıp yine helale harcamaktır. Hadis-i şerifte ifade edildiği üzere ihsan, Allah'ı görür gibi kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Şuurunu asla unutmamaktır. Sözlerimi Kerim kitabımızın şu ayeti kerimesiyle tamamlamak istiyorum. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Rabbim hepimizi ihsan sahibi olan kullarından eylesin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana sonsuz hamdü sena olsun. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Oruçlarımızı kabul eyle. Ey rahmeti, mağfireti ve üzerimizde türlü türlü nimeti olan Yüce Rabbimiz, bizler senden çok razıyız, sen de bizlerden razı ol. Ey Rabbimiz, kalplerimizdeki niyetlerimizi hayır eyle. Bizlere razı olacağın salih ameller işlemeyi, hoşnut kalacağın güzel sözler söylemeyi nasip eyle. Ya Rabbi, şu mübarek Ramazan ayı günleri hürmetine namazlarımızı, hayır hasenatımızı, okuduğumuz Kur'anları kabul eyle Allah'ım. Bizlere Kur'an'la geçen bir ömür, Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesiyle dolu bir hayat nasip eyle. Kalan ömrümüzü giden ömrümüzden daha hayırlı eyle ya Rabbi. Bedir'den Malazgirt'e,
Çanakkale'den Sarıkamış'a, 15 Temmuz'dan bugüne kadar senin uğruna fedai can eden bütün şühedamızın ruhunu şad eyle Allah'ım. Şühedamızın emaneti cennet vatanımızı tarih sahnesinde her daim var eyle Allah'ım. Kahraman ordumuzu her daim mansur ve muzaffer eyle. Bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımıza layık nesiller olabilmeyi bizlere lütfeyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ya Rabbi, Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Zalimleri Kahhar ismi şerifinle kahrı perişan eyle. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bizleri rahmetinden ve sevgili peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.